dünyasını ve dostlarıyla düşmanları güncelleyecek. Evet. Yani bugün dost olan yarın düşman olacak. Bugün düşman olan yarın dost olacak. Yani bir şeyler güncellenecek. Ne öngörüyorsunuz HDP milletvekili olarak? Evet. Erken ya da vaktinde yapılacak olan bir seçimde, ki inşallah seçimlerde olacak diye inanalım. Yani son aylarda zaten her zaman bunu gerçekleştiriyor ama yaptıkları ataklara baktığımızda, iftira kampanyalarına, linç kampanyalarına, yalan ve gerçekleri çarpıtma kampanyalarına ve hedef aldıkları şahıslara, kurumlara baktığımızda bunu daha da ağırlaştırarak devam edecek. Ne boyutuyla devam ettirecek? Yani en genel hatlarıyla AKP direkt ya da endirekt şekilde muhalefetin içinden bir kırılma yaşatmaya çalışıyor. Hmm. Ne yapıp edip işte bir CHP duruşuyla bir İyi Parti duruşunu önce bir Millet İttifakı'nı içeriden bir zedeleme ve dağıtma hedefe bunu koymuş durumda. HDP, bunu da ne yapıp edip istiyor. Muhakkak bizlerin üzerinden. Hmm. Hem şahıslar üzerinden hem kurumsal kimliklerimiz üzerinden ve Kürt halkı üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunu o kadar farklı boyutlarla ifade etmek istiyorum ki yani mesela evet HDP üzerinden yani bunu meclis içinde de dışında da toplumun her kesiminde her konuşmasında bizim üzerimizden muhalefeti eleştirmek bizimle yan yana gelenlere selam verenlere hemen terörizmle eşleştirmek zaten en önemli ezber argümanlarından birisi haline gelmiş durumda. Çok kullanışlı bir malzeme onlar için bu. Bunu mesela bakın geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız İstanbul seçimleri, İstanbul Belediyesi onlar için aldıkları en büyük yaralardan bir tanesi. Yani diğer büyük şehirleri hakeza ama İstanbul onlar için hani zaten daha kendilerinin de ifadesiyle İstanbul'u kaybetmek demek, Türkiye'yi kaybetmek demek derler iken kendileri şu anda hala İstanbul travmasını atlatabilmiş değiller. Olası bir seçim sürecinde İstanbul'un devasa bir devlet pozisyonunda olan maliyesi, imkanları, kadrosu, lojistik desteği, her türlü imkanlarıyla bunu kaybetmeleri demek kendi besledikleri ve sürekli kaynak akıttıkları kendilerinin varlık sebebi olan cemaat ve vakıfların ayakta tutan kaynaklarının kesilmesi demek oldu. Dolayısıyla işte bu kaynakların kesilmesinden dolayı bakın son günlerde cübbeli bile iktidara laf çakmaya başladı. Çünkü her birinin lojistik destekleri ve mali kaynakları kesilmiş oldu. Şimdi olası bir seçimde yani araçlarından kadrolarına varıncaya kadar ve mali imkanlarına varıncaya kadar kullanamadıkları kesilen bir imkan. Bunu ne yapıp edip bir şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'de biliyorsunuz AKP zihniyeti kayyum politikalarıyla eşleşmiş durumda ama kayyum deyince biz sadece bölgedeki politikalarından dolayı bunu hep HDP'li belediyelere yönelik yaptıkları bir politika ve bu bölgeden ibaret. Batı tarafına gelmez. Bu sadece terörizmle eşleştirilen, terörle iltisaklı olan belediyelere, kurumlara yönelik atanan kayyumla ilgili bir durum zannediyoruz. Ama mesela biz bunu Batı'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde de evet. istedikleri zaman Batı'da da bunu ortaya koyabildiklerini gördük. İşte İstanbul içinde aslında kamuoyunda bir nabız yoklama olduğunu düşünüyorum. Yani kayyumu meşrulaştırmanın yollarını zorluyorlar bir gibi şey geliyor. Şimdi bu çok büyük bir laf. İstanbul'a kayyum evet. için harekete geçilmiş kamu gibi. Kamuoyunun nabzını zorluyorlar. Kamuoyunun yokluyorlar. Nabzını yokluyorlar. Ve Ayder de bunlardan bir tanesi. Bunun Peki, gibi pek çok örnek var. Şimdi en son Erdoğan dedi ki sadece İstanbul değil Ankara'da dedi. Evet. Yani sadece İstanbul'u değil Ankara'yı da
zorlayacakları anlaşılıyor. Kayyum atanır mı? Kayyum atanırsa İmamoğlu tabii ki görevden alınmış olacak. Sonrasında mecliste, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP'de olduğu için tamamen onların kontrolüne geçecek, hesap bu. Fakat tabii İmamoğlu'nu görevden almak, yerine kayyum atamak öyle kolay lokma değil, onu söyleyeyim. Şunu parantez açalım ama, yani şu anda bakın, bunu kamuoyunda meşrulaştırmanın yollarını zorlamakla beraber zaten, yani düşünün, bazı parklar, müzeler Taksim Meydanı'na varıncaya kadar eli ayağı olan, İBB'nin eli ayağı olan pek çok noktayı, alanı, kurumu zaten bakanlığa, Ankara'ya devrediyorlar. Ele geçiriyorlar, el koyuyorlar. Elini ayağını kesiyorlar. İşlevsiz yani, hale getiriyorlar. İş bu kadar büyük, evet, mü? Adı kayyum konmasa bile elini ayağını kesiyorlar. O tamam ama yani şimdi bütün yetkilerini neredeyse elinden aldılar, alıyorlar, o ayrı. Ama kayyum atamak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dünyanın gözünde de muhalefete, tırnak içine alalım isterseniz, savaş açmak demek. HDP'nin kapatılması nasıl aynı riski onu barındırıyorsa, soracağım. İstanbul'a kayyum atanması da aynı şekilde Türkiye'nin demokratik bilincinin zedelenmesi ve demokratik bilinç ile bu gidişata karşı dikkatli olunması, teyakkuzda olunması gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Yani bu, bakın, AKP açısından bunu değerlendirmeyelim sadece Ayşenur abla. Bu aslında muhalefetin sorunu. Muhalefet açısından biz bunu değerlendirmeliyiz. AKP imkanı olsa, yani bunu kamuoyunda bunun çok korkunç bedeli veya dünya kamuoyunda bir karşılığı olmayacağını bilse zaten hemen yapacak. HDP'nin kapatılması, İstanbul'a el HDP konulması. HDP kapatılır mı? Yani aynı şekilde bu muhalefetin yani ortaya... Yani somut olarak söylüyorum. Mümkün olsa hemen yapar bunu. Ama bu bir süreç, hukuki olarak bir süreç içerisinde bu süreç devam ediyor. Aynı şekilde Türkiye içinden de o hem yerli hem uluslararası anlamda beklemediği tepkileri dikkate alarak bunu bir sürece yayıyor. Ondan dolayı diyorum ki kamuoyunda meşrulaştırmanın yollarını zorluyor. Şimdi bakın nasıl yapıyor bunu? HDP üzerinden, bizim üzerimizden, evet, dedi, evet, Hüdaka'ya. Örneklerini de vereceğiz. Peki. İstanbul'da da bunu DİAİDER diye bir dernek, bir evet, kuruluş üzerinden yapıyorlar. Oradaki 3 kişi, 5 kişi, kaç kişi bilmiyorum ama daha fazla değil. Onların üzerinden terör...